İyi günler Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri. Bir başka Ege'nin Aynası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu seferki konuklarımız Ege Üniversitesi dışından genç ama çok dinamik ve geleceğin üniversiteleri, geleceğin bilim adamları ve geleceğin büyük ihtimalle her tür üretkenliği ile ilgili aktif olacak, çalışacak iki tane genç. Hoş geldiniz. Dilara Örtel ve Dilge Kocabaş. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Özellikle sizin eğitim döneminizin arasında gerçekten de çok ben zevk alarak dinlediğim, izlediğim bir süreçte dünya dördüncülüğü alarak geldiğiniz için ben de sizinle birlikte çalışan danışmanlarınıza bu konuda onlarla birlikte bir program yapmak isterim dedim. Çok siz de bu ders programınızın arasında okulunuzdan izin alarak geldiniz. Teşekkür ederim sizlere. Şimdi Dilara ve Dilge aslında Ege Üniversitesi'nin çok önemli olabilecek projelerinden bir tanesinin ürünlerini ortaya çıkartıyorlar. Bu proje Bilim Bağımlılığı Yener projesi. Yani Bilim Bağımlılığı Yener'de bilim gençlerde özellikle birçok olumsuzluğun üstesinden gelebilir ve onları geleceğe karşı çok daha sağlıklı bir şekilde olumlu bir nesil olarak geliştirebilir. Evet. O yüzden de bizim hedefimiz bağımlılıkla ilgili mücadelede, sağlıksızlıkla ilgili mücadelede onların bilime daha çok yanaşmalarını sağlamak ve bu konuyla ilgili Ege Üniversitesi'nde çalışan bir grup var ve bu grup başta Sayın Profesör Doktor Sina Timur'un eşliğinde evet. ve onun öğrencisi olan Emine Güler'in eşliğinde gerçekten de çok güzel işler yapıyor ve bu güzel işlerden bir tanesi zaten sizlersiniz ama ben tabii ondan öncesini de vermek istedim. Ondan önce de çünkü daha önceden de yani şu anda işte 45. ve 46. liseler arası proje yarışmalarında Türkiye'de dereceleri oldu ve yurt dışında da bu derecelerle ilgili olumlu yönleri oldu. Ve bundan sonra da büyük ihtimalle olacak ve bu da yaygınlaşacak çok büyük ihtimalle. Ama ben tabii sizleri birazcık da tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Sizler 47. liseler arası proje yarışmasına girdiniz TÜBİTAK'ın. Ve bu proje yarışmasından sonra da orada aldığınız dereceyle birlikte ISEF'in yani Intel ISEF'in gene bir Amerika'da ulusal bir basamağı var. Basamağına girdiniz ve orada da bir derece aldınız. Aynen. Ben önce tabii sizleri tanımak istiyorum. Tanıtır mısınız kendinizi? Tabii ben Dilge Kocabaş. Taki Efendi Lisesi'ndeyim. 11. sınıfım. Hani çok güzel. Ben de TAKEB'in Anadolu bölümündeyim. 12. sınıf öğrencisi Dilara Örtel benim adım. Peki bu aslında sizlerle daha önceden program öncesi konuşmalarımızda 2015 yılında başlayan bir proje. Nasıl oldu böyle bir projeye girmeye, böyle bir bilimsel projeye girmeye karar verdiniz? Yani ben başladığımda hani bu çalışmalara, üniversitelere gelmeye 9. sınıf yeni bitirmiştim. İşte o 9 ile 10 arasındaki yaz gibiydi. 2015 o zamanlara denk geliyor. Yani aslında bu şeyden çıktı. Yani liseye geliyorsunuz. Hani ortaokuldan çok farklı bir ortam. Ortamın değiştiğini görüyorsunuz. Tabii bununla birlikte doğru güzel davranışların yanı sıra aldığımız bilgilerin yanı sıra kötü davranışlar da artıyor maalesef. Okulumuza gelen işte polisler olsun bu konuda hani eskiden çok alışık olmadığı bir durumdu Türkiye'nin uyuşturucu ama artık hani günümüzde birkaç yıldan beri 5-6 yıldan beri bayağı yaygın bir konu. Liselere de sıçramış durumda yani devlet liselerine olsun, özel liselere olsun. Yani konu buradan çıktı aslında. Biz çevremizi ne kadar etkilediğini fark ettik bu olayın. Hani eskiden sadece filmlerde, dizilerde gördüğümüz şeyin aslında gerçek hayatta yanı başımızda durduğunu fark ettik. Buradan yola çıkarak aslında bir fikir geldi. Yani fikir babalığını evet, size aynen. Hayat Türkiye'nin, verdi biraz. Türkiye'nin birazcık içinde bulunduğu durum. Evet. Kritik durum. Hatta sizin de üniversitedeki böyle bir durumunuz verdi. Peki sen ne diyorsun bu konuda Dilara? Yani açıkçası benim kişisel deneyimlerim de oldu bu konuda. Hani yakın hani arkadaşlarım da çevresinde bu tarz hani kötü şeyler oldu. Yani gerçekten hani fark etmeden hepimizin
yani içinde aslında hani böyle bir durumdayız yani hepimiz. Yani kullanmıyoruz ama yani yakın çevremizde çok hani olan bir durum olmaya başladı artık ve yani bunun alkol için çok ciddi tedbirler alınıyor. Mesela trafikte olsun, işte iş yerlerinde olsun ama hani yasa dışı maddeler basamağında bu kadar hani ciddi önlemler alınmıyor. Hani alkol testleri çok çabuk sonuç veriyor ama hani yasa dışı madde basamağında bunun için hani bu tarz sistemler çok olmadığı için çok gerekli yani günümüzde bizde. Peki siz bir yandan yasa dışıyı aslında kendinize bir malzeme gibi oluşturalım dediniz. Evet, evet. Ama bir yandan da nasıl oldu da böyle bir proje yapalım dediniz? Yani bu proje yapma fikrini nasıl oluşturdunuz? Yani bu yasa dışı da olabilirdi, bir kanser tedavisi de olabilirdi, farklı bir şey de olurdu. Yani bir bundan sonra sizin yolunuzdan gidecek olan insanlara bu proje yapmayla ilgili nasıl ilk adımları attınız? Onları anlatır mısınız? Öncelikle bir sorun görüyorsunuz. Hani tüm projeler aslında bence buradan çıkıyor. Bir sorunu fark ediyorsunuz. Ve hani kendi içinizde bir sorgulamaya giriyorsunuz. Neden oluyor? Hani çaresi yok mu? Nasıl çözülebilir? Hani tüm projelerin buradan çıkması gibi bizim projemiz de buradan çıktı aslında. Öncelikle sorunu fark ettik anlattığımız gibi. Sonra dedik hani bunu nasıl, buna nasıl bir önlem olabilir? Biz hani nasıl yardımcı olabiliriz kişi bazında? Hani nasıl farkındalık yaratabiliriz, ne yapabiliriz? Sonra şey fark ettik. Arkadaşım da bahsettiği gibi alkolün hani ne kadar buna karşı bir önlem alınsa da bir bilinç oluşsa da uyuşturucuya karşı yok. Yasa dışı maddelere karşı bu tarz. Biz de hani en bu konuda caydırıcı olabilecek şey olan hani test sistemlerine yöneldik. Çünkü hani kanıtlayamadığınız bir şey üzerinden birine bu konuda hani suçlayamazsınız yani. Ya da bu konuda işte çalışmalar yapamazsınız. O yüzden biz bu işin hani dedekte kısmına yöneldik. Test sistemleri kısmına yöneldik ve çok büyük eksikler olduğunu gördük. Hani aynen. Çok, araştırmalar aynen. Zaten ikinci basamakta tamamen araştırmalar üzerinde oluyor. Hani olan sistemler işte nasıl yapılıyor falan hani bugün kullanılan sistemler. Oradan sonra araştırma şey basamaklarından sonra da hani çalışmalara başlıyor. Çok güzel. Benim aslında hani bunu soracağım zaten. Yani sizin projeniz zaten dünya dördüncüsü oldu, Türkiye birincisi oldu. Bu anlamda çok da onu değişeceğim. Ama benim aslında merak ettiğim sizde, siz projeci olmaya nasıl karar verdiniz? Ha, yani proje çünkü o ayrı bir şey. Tabii, yani tabii. Projeci olmaya nasıl karar? Çünkü büyük ihtimalle okulunuzda sizin gibi olan sayısı parmakla gösterilecek kadardır. Siz nereden buna karar verdiniz? Yani aslında şöyle benim biraz spontane gelişti bu durum. Yani ben tam benim hani okul değiştirdim o sene ve hani bizim okulumuz hani bu tarz projelere hani ilgili öğrencileri özellikle yönlendiriyor ve benim hani her zamandan beri böyle işte bilimsel deney çalışmalarına hani bu tarz şeylere çok ilgim vardı. Ondan dolayı hani benim böyle bir çalışmaya girmemi uygun gördüler. Ben de yani çok mutlu oldum ya zaten. Sen de istedin. Aynen ben de çok isteyerek yapıyordum zaten. Peki Dilge sen? Ben 9. sınıfta ilk geldiğimde benim mühendisliğe de biraz ilgim var. Robot yarışmasına katılmıştım Amerika'da. Onda da Türkiye'de birinci olduk yine. Sonra Amerika'ya gittik. Onun bitişinden sonra bir boşlukta hissettim. Yani çünkü bir kere tadına vardıktan sonra bu araştırmanın bir şeylere varmanın bir hep arıyorsunuz o duyguyu. Hep bir yeni merak hani yeni şeylere falan. Sonra işte ben de dedim hani yeni bir şeye yöneleyim. Sonra TÜBİTAK yarışmalarına ilgi sardım. İnceledim, baktım projeleri. Sonra dedim işte hani ben bu konuyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak istiyorum. Hani sadece mühendislik alanında değil de tıp alanında insanlara yardımcı olacak. Hani günümüzdeki problemleri çözecek tarzda şeylerle de ilgilenmek istiyorum. Oradan yola çıktı yani. Bir ihtiyaçtan, açlıktan dolayı çıktı birazcık aslında. Peki sonra siz aslında çok iyi bir çalışma grubunu da buldunuz. Evet, bir evet. Projeyle ilgili. Yani o bulma aşamanız nasıl oldu? Yani size nasıl bir yol gösterildi orada? Çünkü bir yandan da siz ayrı bir lisedesiniz ve tabii, tabii. Sizin liseniz Ege Üniversitesi'nde böyle bir çalışma grubunu işaret etti. Aynen. Yani Suna Hoca ve onun ekibiyle evet, birlikte. Tabii, o evet. İşareti nasıl yaptı? Yani bizim okulumuz birazcık yardımcı oldu bu basamakta. Bize hani tanışma aşamasında falan. Sonradan hani birlikte hani deney basamakları hani onları falan konuştuk. Öyle başladık ya yani. Şey işte yani araştırınca zaten ufak bir internette bilgi taraması da yaptığınızda zaten direkt adı çıkan bölümlerden biri yani Ege Üniversitesi'nin içindeki bu bölüm. Başta Suna Hoca olmak üzere Emine Hoca falan hani
bize bu konuda hani bir fikir kazandırdı, bir bakış açısı kazandırdı. Yani sonuçta sadece problemi bulup böyle bir şey üzerinde çalışalım deyince ortaya bir proje çıkmıyor ya da hani yeterli bazen taramaları, literatürleri bulamıyorsunuz hani internet üzerinde ya da araştırdığınız yerlerde. Bu konuda bize kendilerinin de çok yardımları oldu. Öncelikle bir hani bir tarama yaptığımızda şu an sistemde neler var, ne yapabiliriz kısmında çok fazla yardımları dokundu deney aşamalarının yanı sıra. Yani onlar da tabii ki dokundu zaten. Laboratuvarlar konusunda yine onlardan yardım aldık. Ama onun dışında hani fikir aşamalarında her türlü destek olsun çok yardımları dokundu. Evet, teşekkür ediyoruz buradan. Evet, çok güzel bir şey. O zaman aslında siz böyle olunca o grupla tanışıp, evet, o grupla tanışıp bir şekilde o projenize başladınız. Aynen, ve projeniz de aslında çok güzel bir proje. Yasa dışı madde tayin etmede bioaktifler, aptalipozomlar, evet, değil mi? Biyodedektifler. Biyodedektifler. Evet. Peki ne demek bu? Bunu hani bu tabii ki sizlerin çok iyi bildiği bu süreç içinde bir durum. Bunu bir anlatır mısınız bana? Tabii. Yani şimdi bizim projemiz tamamen biyolojik temelli bir proje. Onun için zaten adında biyodedektifler kısmını barındırıyor. Yani bizim projemizin özelliği öncelikle aptamer denilen yani kısa gen dizileri onlarda. Onları kullanmamız oldu ve aptalipozomlar da yine bizim hani kendimiz sentezlediğimiz hani özel moleküller ve bunların sayesinde de yasa dışı maddeleri tayin ediyoruz yani biz. Adımız oradan geliyor yani. Şu an kullanılan sistem yani şey aslında aptamerleri bulmamız da yine Sunu hocamızla Emine hocamızın sayesinde oldu. Çünkü şu an çok bilinmeyen bir hani çok yaygınlaşmamış daha bir konu aynen. Bir daha yani. Yeni çok yeni bir dal aptamerler. Hani genelde herkes antikorlarla çalışıyor ve hani aptamerlerle çalışan nadir yerlerden biri. Hatta Türkiye'de tek bile olabilir. Çok bir bilgim yok hani tam olarak kaç kimler uğraşıyor bu konuda ama yani bizi buna yani biz konuştuk işte şu an var olan sistemlerde antikorlar kullanılıyor. Hani genel olarak ELISA benzeri sistemlerde. Ya da işte kromatografik teknikler var. Onlar da zaten cihaz sistemleri, pahalı cihazları falan var sistemler, ekipmanlar, eğitimler. Ama hani bizim ama hani avantajlarımızdan biri biz mesela olay yerinde uyuşturucu hani alkol testi gibi düşünebiliriz biraz. Olay yerinde uyuşturucu dedektörü yaptık yani bir sistem geliştirdik. Burada da aptamerleri kullanarak çok büyük avantajlar elde ettik. Hani sistemin zaten ana teması bu. Hani en böyle hani can alıcı noktada aptalipozomlar aslında hani aptamerlerle lipozomların modifiye edilmiş hali. Aptalipozom terimini biz kullandık ilk kez böyle. Tatlış geldi, hoş geldi. Peki antikorla aptamer arasındaki fark nedir böyle bir durumda? Yani birçok aslında bu tür testlerde antikorlar kullanılıyor. Evet. Aptamerin bu durumdaki avantajı ne olacak sizin projenize göre? Aptamerler öncelikle antikorlardan çok daha kolay üretilebilen moleküller. Ayrıca daha kısa oldukları için yani gen dizileri daha kısa olduğu için daha kısa sürede sonuç veriyor yani test aşamasında. Ve ayrıca hani antikorlar pahalı moleküller, üretimi pahalı, uzun sürüyor ve hani bunun yanı sıra aptamerler çok daha ucuz bir maliyetle üretiliyor. Yani bu da bizim test sistemimize hani cost effective çok hani yani, şey maliyeti düşürücü bir etken olarak da yansıyacak. Ayrıca çok stabilite açısından daha stabiller. Yani çok fazla avantajımız var yani. Peki her şeye yönelik aptamer oluşturulması ayrı bir maliyet olacak aslında. Evet, evet. Yani evet. Ve aynı zamanda da her maddeye yönelik aptamer oluşturulmasıyla ilgili tutarlı olmayabilecek bir süreç de olacak. Bu konuda bunlarla ilgili şeyiniz nedir? Onlar yani bu test sistemini ayrıca hani aptamerler için de yani geleceğe yönelik bir şey. Şu anda mesela bizim çalıştığımız sistemde sadece hani kokaini tespit edebilen bir tane aptamer var. Yani şu ana kadar bir tek bu aptamerin dizisi yayınlandığı için mesela o daha çok hani diğer maddelerin işte aptamerleri daha geleceğe yönelik bir şey. Yani bizim ya ama yani üretim aşamasında da çok hani katlarca denebilecek bir maliyet farkı elde ediliyor. Hani yeni üretilmesi aşamalarında bile yani şu an var olan sistemlere göre çok cüzi miktarlarda
fiyatlarla hani elde ediyoruz. Hani arkadaşım da dediği gibi sadece şu an kokain aptamenin dizisi yayınlandı. Yani çok yeni bir alan. Cidden çok fazla kişinin uğraşmadığı bir alan. Daha yeni yeni gelişen bir alan. Biz de zaten hani projemiz yaptık bitti gibi bir şey değil. Yani daha sadece hani sistem hani yani önemli olan zaten sisteme oturtmak. Bundan sonra yani yapılabilecek tek şey hani yeni maddelere adapte etmek bunu. Hani sadece kokain için yapıyorsak sadece başka bir aptamer kullanarak çok kolay başka uyuşturucu maddeleri de adapte edebiliyoruz yani. Çok doğru. Ben tabii bunları özellikle aslında sizlerin bildiğinizde bildiğim için de şey yapıyorum. Bunlar üst düzey konular ve sizler de buna çok hakimsiniz bu iki yıllık süre içinde. Gerçekten de ülkemizi bekleyen ciddi bir tehlike sentetik maddeler özellikle. Evet, ve bu sentetik maddelerin giderek artan ve çeşitlenen yapısı bizlerin onları tespit edebileceğimiz farklı yöntemleri bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir antikor dediğimiz zaman o antikorun baktığımız zaman belki her maddeye antikor üretmek şu anda 500-600 tane tespit etmemiz gerekecek madde var. Hepsine birer antikor bulmamızı gerektirebilecek belki. Halbuki öyle aptamerler oluşturulabilir ki belki o aptamerler çok fazla sayıda aslında saptanabilecek maddeye karşı da saptayabilecek bir etkinlikte olabilir. Ve bu etkinlik aslında bizim birçok maddeyi tek bir testle saptayabileceğimiz bir yöntemi de bizlerin tarama testlerine oturtabilir. Yani bu neden... aslında tam olarak hani tek bir aptamerle farklı maddeleri aynı anda tanıyamıyoruz. Hani öyle bir şey var. Onun için bizim de farklı aptamerler öncelikle bulmamız gerekiyor. Çok doğru. Ama bazen de mesela bir aptamerin birçok maddeye karşı hassasiyeti de olabilir. Metabolitlere karşı hassasiyeti olabilir. Ama şey yani yanlış anlaşılmasın hani böyle hassasiyetlendiğinde hani kafeine de pozitif sonuç veren bir test sistemi değil hani aptamerler onları tanımıyor. Sadece hani yine o maddeye hani o maddeye spesifik olarak onun metabolitleri olabilir. Hani bu şekilde evet onları da tanıyacak aptamerler var evet. Peki mesela şöyle bir şey olsa iyi olmaz mı? Yani sentetik kanabinoidlerin hemen hemen çoğunu tanıyabilecek bir aptamer olması. Böyle bir şey aslında iyi olmaz mı? Yani uyuşturucu. Güzel olur evet. Güzel olur değil mi? Şu anda bildiğimiz 300'e yakın sentetik kanabinoid var. Ve piyasada var olanların büyük bir kısmını tanıyabilecek bir aptamer oluşturulabilmesi ya da aptamerler grubunun oluşturulması. Böyle olunca 300 tane maddeyi taramak yerine öyle bir şeyi aslında taramadan geçirmek. Çalışma yapılabilir. Geliştirilebilecek bir proje zaten. Hani dediğim gibi yaptık bitti değil. Yani dediğiniz gibi işte hani sentetik kanabinoidler şu an hani normal kanabinoid tanınırken bir test sistemiyle sentetik kanabinoidler aynı test sistemiyle tanınamıyor ki bu da çok büyük maliyetlere yol açıyor. Hani zararlara yol açıyor. Çünkü hani bunu kullanıyorlar. Hani bakıyorlar ki dedekte edilemiyor. Kullanıyorlar bu yöntemi aynen. Peki siz şu anda bunun prototiplerini oluşturdunuz. Evet, özellikle kokainle ilgili aptamer temelli bir biyodedektif yani bir tarama sistemi oluşturdunuz. Bunun peki gelecekte bu otursa ve bütün şeylere yönelik olsa gelecekteki bunun kullanım alanı neresi olur? O kadar fazla kullanım alanı var ki hani trafikten yola çıktık ilk ondan bahsedelim. Nasıl mesela? Mesela yani şu şekilde bir polis düşünelim. Trafikte şüphelendiği birini görüyor uyuşturucudan dolayı. Hani o kişiden sadece tükürük ya da idrar örneğini alıyor test sistemimize. Sonra sadece üstüne UV lamba tutuyor ve diyor ki bu kişi işte maddeyi kullanmış, bu kişi maddeyi kullanmamış. Hani bu kadar pratik bir test sistemi. Hani bu yüzden hani çok fazla kullanım alanı var. Hem kalitatif hem kuantitatif sonuç vermesi de çok önemli. Çünkü hani adli laboratuvarlarda da kullanılabiliyor. Hani portatif test sistemlerinde. Kalitatif, kuantitatif dediğin ne? Ya kalitatif işte mesela o şüphelenen kişinin madde kullanıp kullanmadığını söylüyor. Aynen. Sadece evet var hayır mı, var yok. Yok. Evet. Aynen. Ama kuantitatif miktarsal olarak ne kadar kullandığını da belirtiyor. Onu da öyle öğrenebiliyoruz. Yani bu sizin biyodedektif trafikte bir trafik polisinin yolda birisini madde kullanımından şüphelenip durdurduğunda ondan alacağı bir tükrükle ya da belki bir idrarla onu çok rahat bakabilmesine getirecek. Ve böyle bir durumda eğer o kullanmışsa o zaman arabayı kapatıp onun adli kanallara yönlendirilmesini sağlayacak. Evet. Peki başka ne şeyleri olabilir Dilara? Sen mesela yani ne diyorsun? Havaalanlarında kullanılabilir. Hani adli süreçlerde de ciddi anlamda kullanılabilecek hani bir sistem. Yani çok fazla var yani düşününce.
Hastanelerde olabilir. Havaalanlarında, hastanelerde nasıl olabilir böyle bir şey? İş yeri madde testleri. Aynen. Özellikle o alanda. Mesela bir doktorun ameliyattan önce ya da işte bir pilotun uçağı kullanmadan hı hı. önce hani bu gibi durumlarda çok hızlı bir madde testine ihtiyaç duyulabiliyor. Çünkü hani ameliyat yapan doktorun madde etkisi altında olması sadece hani kendini tehlikeye atmıyor. O üzerinde operasyon yaptığı hastayı da tehlikeye atıyor ya da bir pilotun tüm yolcuları tehlikeye atabiliyor. Bu aşamalarda da çok önemli bir, çok doğru. yararlı bir sistem. Ve o zaman aslında sizin dediğiniz o gerçekten de süreç içine geliyor. Hı hı. Ne kadar biz bunu %100 doğrulukta ölçebiliyorsak, evet. yanılma payı az oluyorsa, o zaman o tarama testinin aslında bizim için uygun bir test olması gerekiyor ki sizlerin yaptığınız bu aptamer temelli testler çok büyük ihtimalle geleceğinde bu tür testlerini, tarama testlerini de temel unsurlarından evet, evet. bir tanesi olacak. Yani bu kokainle başladı ama Türkiye'yi bekleyen birçok tehdit var. Tabii. Özellikle işte bu sentetik maddeler, metamfetamin giderek Aynen. artıyor, gene sentetik katiyonlar giderek artıyor ve bunların her birisinin artması büyük ihtimalle Türkiye için sizin gibi belki genç, bu konuda kendisini bilime de adamış olan, sen de öylesin gördüğüm yani kadarıyla, bilime adamış olan kişilerin de bu tür çalışmaları yapmasıyla mümkün olacak. Peki bana bu şeyi anlatır mısınız? Nasıl oldu süreciniz? Yani siz önce bu grubu buldunuz, sonradan projenizi yaptınız ve nerelerde tanıttınız projenizi? Öncelikle TÜBİTAN işte Ege bölgesinin yani bölgesel yarışmasında derece aldık. Kaç yılında oldu bu? 2016 senesinde oldu. Sonra zaten... Kaç kişi katıldı o şey yarışmaya, hatırlıyor musun? Çok kişi, hatırlamıyorum. Çok fazla. Sonrasında zaten hani birinciler ulusal yarışmaya gidiyor yani Türkiye içerisinde. O da Ankara'da olmuştu. Sonra hani oradan da derece aldık zaten. Ne oldu oradaki dereceniz? Orada da birinci olduk biz. Aynen. Türkiye birincisi kimya dalında. Sonra hani internal jürileri falan zaten standları dolaşıyor. Hani siz fark etmiyorsunuz çok fazla ama. Sonra oradan da internal sefe hani seçildik. O nedir? Yani işte uluslararası bir yarışma. 78 ülkeden katılım vardı. Bayağı büyük çaplı bir yarışma. Hani hem mühendislik alanında hem tıp alanında, bilim alanında çok fazla farklı ülkelerden birçok insanın katıldığı bir yarışma. Bayağı prestijli bir yarışma yani. Intel ISEF. Evet, ne evet. onun kısaltılmış şey ismi, ne uzun ismi? International Science and Engineering Fair. Değil mi? Evet, yani bir bilim ve mühendislik, aynen, mühendislik fuarı. Fuarı evet. Değil mi? Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'na katıldınız. Evet, evet. Ve orada dünya dördüncülüğü evet, evet. ödülünü aynen. de aldınız. Hı-hı. Ve onu da gururla buraya getirdiniz. 19 Mayıs'tı bir de. Ne güzel. Tam böyle keyifli aynen. bir zamanda onu zaten yapmışsınız. Zaten Türkiye'den bir tek biz ödül aldık. O da hani ayrı bir gurur. Tabii orada aslında bir yandan da çok değerli bir bilim adamından da siz bir ödül de aldınız. Evet. Nora Volkoff'tan evet, Lida, aynen. bahseder evet. misiniz aynen. onu? Şey, hani onlar özel jüri olarak geziyorlar. Hani bizim dördüncü olduğumuz jüriler ayrı. Bir de onlar kendi bu konuda bilgili kişileriyle projemizi beğenmişler. Bir gün jürilerin Hı-hı. gezme günü var. Orada projemizi dinlemeye değer bulmuşlar ve geldiler, dinlediler. Ve bilgiliydiler bu konuda. Bu konuda bilgili insanlarla da konuyu tartışmak çok zevkliydi ayrıca. Hani. Çünkü anlattığınız kişiler bazen bu konuda bilgili olmuyor ve siz tamamen onlara sıfırdan bir şeyler anlatıyorsunuz. Fakat gelen insanlar oldukça bilgiliydi ve projemizin hani gelecek için değerini anladılar. Onlar da bizi bir ödüle layık gördüler. O da bizim için çok önemliydi. Tabii. Yani en çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi de o. Dilara ve Dilge Amerika'nın, hatta dünyanın en prestijli akademisinin, NIDA'nın bu konuda bir ödülünü de evet, aldılar. Evet, onur ödülünü aldık. Onur ödülünü de aldılar beraberinde. Ki bu onur ödülünü Türkiye'den alan yok şu ana kadar. Yani bizim için aslında bu çok da güzel bir evet, şey. Hem Ege Üniversitesi için de çok evet, güzel, evet. bu çalışma grubu için de çok güzel şeyler diye düşünüyorum. Onların sayesinde zaten bu başarıların. Onların destekleri olmadan olmayacak şeyler. Yani ne kadar bizim hevesimiz, hani çalışma azmimiz olsa da gerekli yardımı, desteği sağlamasalar yine bu başarıları elde edemeyeceğimizi düşünüyorum.
Peki ben tabii programımızın sonlarına geliyoruz ama sizlerle bu tür bir projeye katılmak, sonra bu projeden aldığınız bu bir takım başarılar. Sizlere gelecek eğitim yaşantınızda ne gibi avantajlar sağlıyor? Yani aslında şu ana kadar yani bizim için söylemem, bilimsel bir hani çalışmaya katılmak, hani bu kadar ödül almak, ayrıca hani sonuçta oraya gittiğiniz zaman birçok deneyim kazanıyorsunuz, farklı insanlarla tanışıyorsunuz, işte jürilerle tanışıyorsunuz. Hani bu hepsi size bir deneyim oluyor ve ileriki eğitim hayatınızda öncelikle deneyimler sizi ileriye taşıyor bir adım diğerlerinden ve hani sonuçta CV'ye çok güzel bir şekilde yansıyor bunlar, yani bu bir gerçek. Hani seçim, hani iş basamağında, hani üniversite seçiminde size bir öncelik tanınıyor hani bunların sayesinde birazcık. Ya bir de şey, yani hani bu işte atıyorum üniversite başvuruları iş yanı sıra hani kişisel bakımdan da çok büyük avantajlar elde ediyorsunuz. Yani bir şey fark ediyorsunuz. Sizin gibi bununla ilgilenen çok kişi var. Hani bir heves oluşturuyor sizde. Bununla ilgilenen insanları görmeniz, sizinle aynı hevesleri paylaşan insanlar olması bir azim yaratıyor. Ben daha fazla şey yapmalıyım onlar gibi. Hani daha fazla hani araştırmalıyım, bulmalıyım. Hep bir öğrenme havası içine giriyorsunuz. Hani çok çok güzel ve farklı bir ortam. Hani normal okulda ya da sokakta görebileceğiniz bir şeyden, havadan farklı bir şey yani. Aynen. Ve böyle olunca da hem keyif alıyoruz diyorsunuz, evet, hem de bu keyif aslında aynen bizim bilimsel ve bundan sonraki akademik yaşantımıza da çok ciddi puanlar olarak da katkıda bulunuyor. İnşallah. Yani evet. İnşallah. Aynen. Evet. Ben tabii kendim de bu güzel sohbetten size çok keyif biz aldım. Teşekkür ederiz. Bu gerçekten de ülkemiz için de gerçekten ihtiyacımız olabilecek bu zamanda gurur verici bir başarı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, Ege Üniversitesi'nin değerli izleyicileri, Dilara Örtel ve Dilge Kocabaş iki tane başarılı genç araştırmacı, hatta ilerinin bilim adamları olacak diye düşünüyorum. Yasa dışı madde tayin etmede biyodedektifler, haptolipozomlar konusunda dünya dördüncülüğü kazandılar ve bu programımızın da konuklarıydı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ege Üniversitesi'nin televizyon değerli izleyicileri, bir başka programda sizlerle tekrardan görüşme dileğiyle hoşça kalın diyorum.